Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle Serkan dayınızın kanalına hoş geldiniz. Serkan dayınız bugün Sinop'un Boyabat ilçesinin geldik gezmeye. Boyabat Kalesi'ne çıkacağız. İlginç geldi. Çok güzel bir eski bir tarihi bir yer. Bir kaleye çıkalım. Her yer tarihi yer. Arkadaşlar, kaleye çıkması öyle kolay değil. Yine Serkan dayınız kaldı yolda. Eski taş yollardan çıkıyoruz. Çok eski bir kaleymiş. Boyabat ırmağın kenarına kurulmuş bir yer. Zaten Osmanlı tarihinin en önemli şeyi bu. Türk kayıbeyleri devamlı su kenarlarına, su havzalarının kenarlarına doğru kuruluyor. Kalenin girişi burası. Etrafını taş duvarlarla kapatmışlar. Bismillahirrahmanirrahim, giriyoruz bakalım. Ya bir lan Salih, bir bilen kişiyi anlattırsaydık ya lan. Kalenin buradan giriş. Bunun kaç girişi var biliyor musun? Ay. He? Bir aşağıda merdivenli giriş. O merdivenli giriş yerini bakabilsek Salih ya. Burası giriş. Girişe girdiğimiz zaman işte kalenin surları. Yine de bayağı bir geniş aslında. Bayağı bir güzel. Yavaş ol ya. Lan arkadaş, benim bir gövdeyle oralara çıkılırsa olacağı bu. Kalenin surlarına çıktık. Şöyle bir Boyabat'a doğru bir bakalım. Vay, bayağı yüksek. Vallahi çok güzel. İşte yan taraflarımız orman. İşte Osmanlı. Arkadaş, bunu bir bilen kişiye sorsaydık ya. Kaç yılında yapılmış bu kale? Benim hiç bakamadım da internete. 1807 diye biliyorum benim bildiğim. Ha, şu bayrağımızın yanına gidelim. Şuradan yine bir bakalım. Çıkılır çıkılır. Turistik yer için çok güzel. Gerçekten sakin, güzel bir yer. O tarafta, öbür tarafta çok güzel bir merdiven varmış. Çok dik. İşte şu anda şu yüksekliğe bakın. Kalenin içinden çıkan tarihi merdivenler. Ah. Ah Serkan dayınız çıkabilse. Geçen gün top oynamaya gittik. Her yerim ağrıyor. Şu anda kalenin gerçekten çok tarihi. Ne kadar güzel ya. Abi şu nöbet kuleleri bak. Neresi? Nöbet kuleleri var, tamam mı bak. Söylüyorsun bak, nöbet kuleleri. Ha, şu karşılar. Oraya da atlayacağız değil mi? Evet. Ha, oraları nöbet kuleleri arkadaşlar. Bak, her kalenin her bir köşesinde askerler için nöbet kuleleri. Her tarafı güzel cepheden gören. Burada da mı merdiven var? Buradan bayrağın yanına çıkacağız. Gel. Ha, bayrağımızın yanına çıkalım, dur. Taştan oyulmuş. Ya Allah. Ne merdiveni gibi aynı. Evet. Boyabat Kalesi'nin tam zirvesindeyiz. Şanlı bayrağımızın altında. Ya şuradan Boyabat'a bir bakalım. Ay, ne kadar güzel gözüküyor. He? Tam zirve. Tam zirvedeyiz. Arkadaşlar. Kalenin gerçekten Osmanlı tarihinin en güzel, yine de güzel kalelerinden biri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10 tane gözetleme kulesi var. Bakın, yine turistlerimiz geziyor, yine bizim Türk insanımız. Yabancılardan pek fazla bilen yok burayı. Gördün mü? Evet evet, abone ol, abone. Bakın bak, Boyabat'taki üniversite gençliğinde. Nerede okuyorsunuz? Burada. Boyabat'ta. Evet. Hadi ünlü oldunuz, ünlü. İsim ne isim?
Oradan da bizi takip eden arkadaşlar. Ya ben de güneşten hiç gözükmüyor. Al Salih sen çek bakayım beni ya. Şu bayrağın altında bir poz vereyim. Abi, evet arkadaşlar. Serkan dayıyı çekelim biraz. Bayrağımızı açalım şöyle. Bayrağı... Lan nereden açılıyor? Aşağı aşağı düşüyor. Başım değil. Abi fazla lan. Gitme düşersin. Evet. Allah göstermesin. Evet. Zaten bu internet uğruna millet. Gidiyor. Bu bayrağı dikmişler lan. Hayır o şeyden rüzgardan şey yapmış. Lan başım döndü durun. He. Serkan dayı şu anda korkmaya başladı. Ben korktum kardeşim. Vallahi korktum. Yükseklik korkusu var. Evet. Şimdi şu dik olan yere bir gidelim ya. Gel gidelim. O dik merdivenler var dedin ya. Abi. Oraya inelim. Ne kadar güzel ya. Şu Osmanlı ne kadar güzel yerlere yerleşmişiz ama kıymetini bilene. Bak her taraftan buradan ırmak geçiyor. Şimdi şuradan merdivenlerden aşağı inelim. Arkadaşlar aslında bu kalenin altında yine bir gizli geçit varmış. Şu karşıki bu tünelden ta karşıki kayalıklara atlayan bir yer varmış deniliyor ama tabii biz göremedik. Bir bakalım bulabileceğiz mi? İnelim yavaş. Lan ne kadar dik yapmışlar merdivenleri. O zaman askerler nasıl inip çıkıyormuş ya? Serkan abi. He. Girişi iki tane söyledik. He he. Giriş iki tane canım. Bir o taraftan bir bu taraftan. Öbür taraftaki giriş çok dik. Ama buradan gözükmüyormuş. He? Cüneyt Arkın'ın çevirdiği yerler burası mı da? Ama bayağı alan var yani. Gerçekten. Ha ha bakın bak burada şeyler var ya. Çukurları görmemişsiniz. Aha ya. Arkadaşlar. Mağara şey yukarıdan aşağı inen yerler işte bu demek ki ceza verdikleri yer yoksa şeyler mi bilmiyorum gözükmüyor şu anda da. Bunun gibi çok derinlikteki yer. Şöyle bir bakalım giriş tarafı. Bence o gizli tünel dedikleri yer burası olabilir. Dar çünkü belli değil şuradan. Çünkü çok ceza verilen yerler varmış. Çünkü bak tek tek. Tek derinlikte. Buraları ceza için mi acaba bilemiyorum ki ya. Hapishane mi yoksa bak bir. Ya o deliklere bakıyoruz ya. Bu deliklerin anlamı ne? Bak bunlar çok ufak ya. Burası yoksa hapishane mi? Bak kaç tane? Ya geliyorum bir dakika. Bak şuraya. Yani bunu bir bilen varsa da yorumlara yazabilir arkadaş. Buraların üstlerini kapatmışlar. Buralar çok derinmiş. Yani çok artık yoksa soğuk hava deposu gibi mi kullanıyorlardı? Yoksa hapishane miymiş mahkumları koymak için? Bunu bilmiyorum. Bakın burada da. He? Burası ne lan? Tamam. Ya ne kadar ilginç yerler var ya. Burası da ayrı bir yer. Bunların ne anlama geldiğini vallahi bilmiyorum da şu anda. He? Video çekeyim desem bırakayım istersen geri geleyim. Almıyor. Siz geleceğiniz yok mu? Selamlığa gelebilirsin. Mecbur geleceğiz. Ben nereden ineceğim? Buradan mı? Aşağıdan mı dolanırım? Geldiğiniz yerden inersin istersen. Şuradan iniliyor mu? Oradan inemezsin abi. Ya. O sen gel hayır gel düşerim sen havluya. Lan niye düşeyim lan? Tamam hadi bakalım. Buradan şimdi kalenin yan tarafından geçiyoruz. Nereye gidiyor bilmiyorum ama ilginç bir yere kesin gider yani. Allah Allah. Gerçekten güzel bir şey yapılmış ya. Burada yine eski bir yol var. Bakalım bu yol bizi nereye götürecek. Ama büyük bir ihtimal bu bizi kaleden dışarı çıkartır mı? Yoo. Ya arkadaşlar şu pisliği yapmasak var ya. Aha. Yolumuz kapandı. Ne anarsanız anan arkadaş. Ben de burada bir yol var zannettiydim. He? Kesinlikle burada bir şey vardır. Bu böyle eski bir yol. Bunun önünü bence bu duvarı sonradan örmüşler ha. Kesin burada bir şey var. Bu tahtayı buraya niye koysun lan? He? Ay, burası şey. Gel bir gidelim biz buradan ineriz lan aşağı.
Biz bir bakacağız arkadaş, bir merak ettik biz. Kalenin etrafını geziyoruz. Dur lan, dur ki bir şeyi kıracağım. Şuna bakar mısınız ya? Taştan oyulmuş. Üst tarafında burada nasıl bir işçilik yapmışlar bilmiyorum ya. Yani kaleye çıkma şansınız yok. Savaşta demek ki bütün planlar ona göre yapılmış. Kalenin burada oyma yerler var. Neyinesiymiş bunlar bilmiyorum. Bakın. Ortadan dikte duyan nere ya? O aşağı taraftaymış, ona bakacağız. Buradan gidiyor mu acaba? Buradan bilmiyorum ki gidiyor mu. Ama bu niye oymuşlar burayı? Adam çıkabilir mi buna yukarı? Hep el tutma yeri gibi ya. Arkadaşlar biz buradan inmeye kalkıştık ama inilecek gibi bir yer değil. Çok yüksek, aşırı yüksek. Aşırı yüksek. Şu anda kaldık biz dağın şeyinde. Biz buradan inemeyiz. Bence var ya, geldiğimiz yerden geri dönelim. Ya şöyle öyle gider herhalde. Ya şu yanlama. Lan oğlum düşerik. Gibi ya. Bilmiyorum ki. Arkadaşlar yarım saatten beri kalenin etrafında dönüyoruz. Yolu bulamadık yani. Kesinlikle aşağı inmiyor. İnemedik. Baya tenisinin içine kaldık. Şimdi tekrar geldiğimiz yönü geri gidip kalenin arka tarafından girmeye çalışacağız. Buldun mu? Yolu bulamadık arkadaş, yolu. Yani kalenin etrafından aşağı iniş yok çünkü öyle yüksek bir kale ki çıktığımız yolu da geri bulamadık. Buldun mu? Oradan hoplayalım aşağı o zaman.